Ahlaççı Yatırım ile Haftaya Bakış'tan hepinize merhaba. Bu haftanın ana teması aslında küresel piyasalarda da olduğu gibi İran ve İsrail arasında yaşanan gerilimin bir miktar tırmanmasıydı. Tabii ki biz küresel piyasalardan biraz daha negatif ayrıştık. Dünyanın her neresinde ne yaşanır ve yaşansın genel olarak endekste en kötüyü fiyatladığımız dönemler oluyor bu tarz durumlar olduğunda. Biz hep daha negatif ayrışıyoruz. Savaş ya da işte çalkantılar, karmaşalar bizim dışımızda gelişiyor olsa da biz hep kırılgan bir ülke olduğumuz için bu tarz gelişmelerde çok daha derinden etkilenebiliyoruz. Ama sadece dışarısı değil aslında. İçeride de haftanın en önemli verisi enflasyon rakamlarının açıklanmasıydı. Bunların da haftanın en azından enflasyon rakamları açıklandıktan sonraki kısımdaki gelen satışlarda bunun da etkisi var. Bunlara değineceğiz ama cuma günü kapanış itibariyle aslında piyasanın biraz daha kayıpları telafi ettiği bir seans kapanışı yaşadık. Endeksin geneline baktığımızda özellikle endeks 30 tarafında hemen hemen hisselerin tamamına yakını 4-5 tane Kardemir, Ereğli, Turkcell gibi hisseler vardı ama bunlar dışındakilerin hemen hemen tamamı aslında pozitif tarafta kapattı. Bu toparlama hani kalıcı bir toparlama olacak mı, olmayacak mı? Piyasa bir taraftan tepki vermeye çalışıyor ama içeride makro gelişmeler endeksteki yükselişi desteklemiyor ya da yabancının alımının tekrar ön plana çıkmasını desteklemiyor. Tabii ki haliyle bu tepki hareketleri bir boğa tuzağı gibi de algılanabilecek ortam yaratıyor. Yani buradan tepki dönüş kalıcı olacak mı, olmayacak mı? Bunu tek bir günlük fiyat hareketine bakarak söylemek çok doğru değil. Son birkaç haftadır yayınlarda yeni bir hikaye yok. Endeksi çok yukarıya taşıyacak bir hareket ya da gelişme yok. O yüzden bant hareketi devam edecek demiştik ama bu hafta kötü olan şu oldu aslında. 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşürmüş olması. Aynı zamanda endeksin görmüş olduğu zirve seviyeden %20 aşağıya düşerek teknik olarak aslında ayı piyasasına girmiş olması olumsuz olarak aktarabileceğimiz hikayelerden. Şimdi bu kalıcı olacak mı? Bir makro rakamlarla endeks tarafında önemli olan neler bu kadar tetikledi? Bunlarla başlayalım sonra endeksi tekrar konuşalım. Şimdi Eylül ayı enflasyonunda biraz hayal kırıklığı yaşandı. Nedeni aslında aylık enflasyonda. Evet yıllık bazda %50'nin altına düşen bir enflasyon gördük. %49,38'e geriledi enflasyon ve 3 yıl aradan sonra pozitif bölgeye geçmiş oldu. Reel anlamda reel faizin pozitif tarafa geçtiğini gördük. Ama aylık enflasyon da bizim için önemli olan. Orada yaklaşık 2,2'lerle 2,5'ler arasında bir beklenti dağılım vardı piyasa tarafındaki beklentilerde. Bütün beklentileri aşmış bir enflasyon, aylık enflasyon gördük. Yaklaşık 2,97 oranında bir aylık enflasyon açıklandı. Bu da tabii ki beklentilerin hem içeride hem dışarıda yeniden revize edilmesine neden oldu. Kurum raporları geldi yabancılardan. Onlara da değineceğiz ama burada baktığımızda hizmet tarafındaki katılık hala devam ediyor. Hizmetin alt sektörlerine baktığımızda ayrışmalar var. Ulaştırma tarafında bir toparlanma, iyileşme var. Haberleşme tarafında bir iyileşme var. Diğer taraftan bunlarda iyileşme varken kiralar tarafı hala negatif tarafta. Yani enflasyonu, aylık enflasyonu olumsuz etkileyen tarafta. Diğer taraftan bu işte otel, lokanta bu gibi kategorilerin yer aldığı sınıf negatif tarafta. Eğitim tarafı zaten onun etkisini gördük. Yıllık bazda baktığımızda da konut ve eğitim ciddi anlamda bir herkesin hayatında hissedilir şekilde bir yükseliş yarattı. Fiyatlardaki o yükseliş hane halkının bütçesinde etki yarattı. Haliyle de bu ay açıklanan veriye baktığımızda beklentilerin üstünde açıklanmış bir rakam oldu. Bu neden önemli? Ekim ve Kasım ayında gelecek rakamların önemini bir miktar daha artırmış oldu. Çünkü burada baktığımızda beklentiler henüz hane halkında iyileşmiş durumda değil. Şimdi küresel tarafta baktığımızda ham madde fiyatları geriliyor. Dolar endeksinde geri çekilme görüyoruz. Diğer taraftan İç talebin baskıladığı bir ortamda bu kadar sıkı para politikasına rağmen enflasyon düşüşte problem yaşıyorsa şayet bir miktarda beklentiler kaynaklı diyebiliriz. Dolayısıyla burada hala %70'lerde bir enflasyon beklentisi varken hane halkının talep tabii ki her ne kadar içeride baskılanmış olsa bile beklentilerin iyileşmesi biraz daha zamana yayılıyor. Önümüzdeki dönemde jeopolitik bu gerilim artacak mı? Çünkü petrol fiyatları nedeniyle bizim için önemli. Tabii ki
insani ya da işte asgari tarafını bir yere bırakırsak, ekonomi tarafından bakarsak petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki seyri açısından önemli olacak. Ve yılın geri kalanında artık hedeflere de çok yaklaşılmayacağı aşikar, çünkü önümüzdeki yılın geri kalan aylarında %42'ler civarında bir enflasyon açıklanması için ortalama işte %1,5'lar civarında aylık bir enflasyon açıklanması gerekiyor ki biz bu ay şayet %2'nin altında bir aylık enflasyon görseydik bambaşka bir piyasa fiyatlamasını ve hikayesini konuşacaktık şimdi. Neyi konuşacaktık? %2,6 aylık enflasyon bize faiz indirimi için artık hani Merkez Bankası'nın da eli rahatladı sinyali verecekti. Ama bu gelen rakam beklentileri bir miktar öteledi. Şimdi 17 Ekim'de toplantı var. Bu toplantıdan bir şey çıkmasını sürpriz olur benim düşüncem, kişisel düşüncem, bir faiz indirimi gelirse. Sadece Ekim'i geçtim. Kasım ayındaki beklentiler de aralığa ve hatta ocağa ötelenmiş durumda. Yabancı kurum raporları nezdinde de böyle. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde erken bir faiz indirimi gelirse şayet beklentilerin daha da bozulabileceği bir döneme girebiliriz. Piyasa tarafında neden önemli? Şimdi faiz indirim beklentileri ötelendikçe şirketlerin birincisi borçlanma maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle şirketlerin aldığı hasar bir miktar daha artıyor. Bunun yanında içeride mevduatın ciddi getirisi yatırımcıyı bir miktar daha uzak tutuyor. Hal böyle olunca yabancı yatırımcı zaten gelmiyor makroekonomik hem jeopolitik taraftaki o riskler devam ederken, para biraz daha güvenli limanlara akmaya çalışırken yabancı yatırımcı tarafına baktığımızda da onlar da tamamen faiz indirim sürecine yaklaşılmasıyla birlikte ordinoların artma ihtimali daha yüksek. JP Morgan'dan, Morgan Stanley'den raporlar geldi. Önce ilk ikisiyle başlayayım. Morgan Stanley %42,5'ten 43,5'e revize etti beklentiyi. Yıl sonu enflasyon beklentisini. 2025 beklentilerini değiştirmediler. %25,2 olarak korudular. Dikkat çektikleri nokta, ki en önemli noktalardan biri, beklentilerin yönetilememesi, hala iyileşmemesi. Yılbaşı geldiğinde ücret ayarlamaları ile ilgili belirsizlikler, ki burada beklenen enflasyon mu baz alınacak, gerçekleşen enflasyon mu baz alınacak. Bu çok tartışmaya hem çok açık hem de çok uzun saatler tartışılması gereken bir konu. O yüzden hani bu iki belirsizlik hala risk olarak yabancı nezdinde devam ediyor. JP Morgan %42,5'ten 43,5'e yükseltti beklentilerini. 2025 sonu için %25'ten 25,50'ye yükseltti. UBS'ten bir rapor geldi. Onlar da %45'ten bu yıl sonu için %45,6'ya yükselttiler beklentilerini. 2025 için %23 öngörüyorlar. Onlara da dikkat çektikleri nokta, Kasım ayında 250 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi senaryolarını koruyor olmalarına rağmen bu gelen veriyle birlikte, Eylül ayı enflasyonu ile birlikte Aralık ya da Ocak ayına kayma ihtimalinin de bir miktar arttığına dikkat çekmişler. Garanti BBVA tarafından geldi bir rapor. Onlarda da Kasım ayından Aralık ayına ötelediler faiz indirim beklentilerini. Ve burada özellikle dikkat çektikleri nokta, iç talepte devam eden o daralmaya, ılımlaşmaya rağmen yüksek enflasyonun işte hem beklentiler tarafındaki bozulmaya hem de fiyatlama davranışlarındaki kötüleşme, asgari ücret artışı belirsizliği, bunlar risk olarak enflasyon üzerinde kalmaya devam ediyor diyorlar ve yukarı yönlü risk oluşturuyor diyorlar. Bu da Merkez Bankası'nın elini biraz daha zayıflatabilir önümüzdeki dönemde. İlk faiz indiriminin de Aralık ayında olmasını bekliyorlar dediğimiz gibi. 250 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi var. Şimdi hafta içerisinde gelen diğer rakamlara baktığımızda yabancı ne yaptı? Yabancı tahvil tarafında satışa döndü. Bu hafta, yani 27 Eylül haftası itibariyle 444 milyon dolarlık bir satış gerçekleşmiş durumda tahvil tarafında. Uzun zamandır alımdaydı tahvilde. Hisse tarafında 206 milyon dolarlık bir alım gerçekleşti. Çok yüklü miktarda bir alım değil aslında. Ama dönem dönem yabancının iskontolu olan hisselerde kar alıp çıktığını görebiliyoruz. Yabancı ciddi anlamda yılbaşından bu yana aslında baktığımızda varlıklarını azaltmış durumda. Nette hala ekside. Ve bu zaman alacak biraz yabancının dönmesi. Ve yabancı geldiğinde de daha çok böyle çıktığı hisselerle geri gelebilir. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekorlar tahvilendi bu arada. Bunlar da hem kredi derecelendirme kuruluşlarının hem yabancı kurumların makro ihtiyadi politikalarla birlikte
dikkate aldığı ve takip ettiği veriler arasında 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre kıyasladığımızda yaklaşık 998 milyon dolarlık yükselişle 157 milyar milyar 390 milyon dolara çıkarak en yüksek seviyelere, yani tüm zamanların en yüksek seviyesi aslında, bir yükseliş gerçekleşmiş oldu. Diğer taraftan KKM erimeye devam ediyor. Şöyle bir döngü var. Yabancı ne zaman gelir ya da açığa satış yasağı ne zaman kalkar? Bunların hepsi kurla alakalı aslında. KKM'den biz bir gün tamamen kurtulursak, kurdaki o istikrar sağlanırsa, swap piyasaları, swap koridoru açılırsa Londra'da, bunun ardından yabancıya olan, işte sadece yabancıyı da ilgilendirmiyor bu arada. Hani tüm piyasanın genelini ilgilendiren bir konu açığa satışın yasak olmasının olumlu ya da olumsuz tarafları. Ama şu an şu halde mevcut politikalarla KKM erimeden kurtularak, müdahale edilerek bu seviyelerde istikrar sağlanırken açığa satışı kaldırmak aslında bir miktar bize bu dönemde zarar verebilir. Ama tabii ki işte zaten Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da finansal piyasalardaki istikrar sağlandıktan sonra açığa satış yasağının da kalkabileceğini ya da işte swap koridorunun genişletilebileceğine dair açıklamalarda bulunmuşlardı. Bunlar önümüzdeki dönemde normal şartlar altında bütün şartlar ceteris paribus, hani bütün şartlar normalken, olağanken, şu anki politikalar devam ederken bunlar sürdürülebilirse şayet gerçekleşebilecek beklentiler içerisinde yer alıyor. Bu da tabii ki yabancının tercihini olumlu anlamda etkileyecektir. Şimdi 4 tane banka özellikle Türkiye'de ekipleriyle birlikte yer aldı. Bu hafta içerisinde JP Morgan, Standard & Chartered, HSBC ve Deutsche Bank 4 bankanın yetkilileriyle görüşüldü. Önümüzdeki haftalarda da 2 kredi derecelendirme kuruluşu S&P ve Moody's ile görüşmeler yapılacak. Önümüzdeki haftalarda bu kurumlardan raporların arttığını görebiliriz bu arada. Raporlar geldikçe, olumlu raporlar geldikçe endeksteki o buraya kadar kaldıraçlı pozisyonlarla geldik. Onun da etkisi var. Bu kaldıraçlı pozisyonlar, margin call'da çok fazla pozisyon var. Bunlar kapandıkça tabii ki endeksin bir miktar daha toparlanma ihtimalini görebiliriz. Şimdi Borsa İstanbul tarafından konuştuk, bahsettik. Global tarafta Trump ve Kamala Harris arasındaki o çekişme hala devam ediyor. Önemli olacak hem global piyasalar için hem Türkiye piyasaları için, yabancı da sermaye nereye akacak? Bu anlamda da seçimlerin sonucu oldukça önemli. Ama Amerika'ya baktığımızda temkinli duruş devam ediyor. Powell'ın açıklamaları özellikle bu hafta özellikle açık iş sayısında beklentilerin aşıldığını gördük. İşsizlik maaşı başvuruları beklentileri bir miktar aştı. İstihdam tarafındaki o soğuma son hızla devam ediyor. Enflasyon artık konu olmaktan çıktı ama burada hala temkinli davranmaya devam etme niyetinde olan bir Fed görüyoruz. Zaten Powell da acele etmeye çok da gerek yok diyor. BlackRock'tan bir açıklama vardı bu hafta içerisinde. Bir rapor vardı. Dünyanın aslında Fed konusunda yanıldığına, yanılarak bir fiyatlama yaptığına dikkat çekmişler ve Fed'in yapabileceği faiz indirimden çok daha fazlasını fiyatlıyor piyasa diyorlar. Dolayısıyla Fed Amerika ekonomisindeki riskler nedeniyle Eylül ayında bu arada 50 bas puanlık bir indirme yapıp gitmişti. 2020'den bu yana bu arada yapılan ilk indirim bu. Fiyatlamalara baktığımızda Kasım ayında 50 bas puanlık faiz indirim beklentisi %33 civarında fiyatlanıyor ve yıl sonuna kadar toplamda 190 bas puanlık bir indirim fiyatlanıyor. Bu konuda aslında BlackRock uyarıyor. Hani bu kadar faiz indirimi gelmeyebilir, dikkatli olun minvalinde. Euro bölgesinden enflasyon rakamları geldi. 2020'den 21'den bu yana ilk kez hedefin altına inmiş oldu. %1,8 yıllık enflasyon. Hemen ek bilgi verelim. Gelişmiş ülkelerde enflasyon hedefi %2'dir. %2 ve 6 istenir. Gelişmekte olan ülkelerde de %5'tir. Neden o bizde metinlerden %5 çıkmıyor sorusunun cevabı da genel ortalama beklenti, işte gelişmekte olan ülkelerde hedef %5'in altında olmak, gelişmişlerde de %2'nin altında olmak gibi genel geçer bir teori var. Hani bu aslında teori, pratikte çok da birçok gelişmekte olan ülkede de dönem dönem bu değişebiliyor ama bu bilgiyi de verelim. Şimdi önümüzdeki hafta Çin'in kapalı olduğunu biliyoruz. Çin Milli Gün nedeniyle hafta genelinde kapalı olacak.
Pazartesi gününe baktığımızda çok önemli bir veri olmamakla birlikte işte çarşamba günü Fed'in tutanakları açıklanacak. Diğer taraftan çarşamba günlerden perşembe gününe baktığımızda Amerika'da çekirdek TÜFE rakamları açıklanacak. Bu biraz önemli. Türkiye'de işsizlik oranı verileri açıklanacak ki son dönemde özellikle istihdamda bu sıkı para politikaları nedeniyle konkordata ilan eden, iflas eden şirketler ne kadar istihdam tarafına hasar verecek bunu da takip edeceğiz. Cuma gününe baktığımızda da perakende satışlar var Türkiye tarafında. Globalde de çekirdek üfe var Amerika tarafında. İngiltere'de de yine büyüme rakamları açıklanacak. Genel olarak veri anlamında çok böyle etki yaratabilecek Amerika dışında, Amerika enflasyon rakamları dışında çok veri yok ama savaşın etkileri, İran-İsrail arasındaki o çatışmanın derinleşme ihtimali ve emtialar ve dolayısıyla hem Kirçe tarafında Japonya tarafındaki gelişmeler, emtialardaki bu gelişmelerle birlikte pozisyonlardaki o çözülmeler ön plana çıkarsa şayet riskler ön plana çıkarsa temkinli olmakta fayda var. Dolayısıyla biraz daha kurumlardan destek almakta özellikle Ahlatçı yatırımın da hafta içerisinde çıkartmış olduğu strateji raporları, model portföyler, altın raporları ki özellikle bu dönem son dönemde emtialar oldukça önemli. Bunları takip etmekte fayda var. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum şimdiden.